Netflix. Ulaş bana canım benim. Selamun aleyküm babuşlar. Evet, başlıktan da anlayacağınız gibi ne yaptığım ortada. Tipim niye böyle yine çözemedim? Yeni uyandığım için mi acaba? Dün gece daha iyiydi tipim. Neyse, yorumlarda demiştiniz ki hep kendine bakıyorsun işte, tamam anladık şeyi ama kendime bakmıyorum artık. Çok yoruldum. Aşağı indim. Neyse, şimdi yolda görüşürüz o zaman. Ne diyeyim yani, boş konuşma demiş arkadaşlarım bana. Şaka şaka. Neyse, normalde biz bugün daha kalabalık. Niye rap'e bağladım bir dakika. Evde böyle çıkıyorum. Yoksa yani biliyorsunuz benim. Neyse. Kendime bakma demişsiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi arkadaşlarımla böyle bir şeye işe koyulduk. Normalde daha kalabalık olacaktık. Benim canım arkadaşlarım beni desteklemeyi çok sever. O yüzden gelmediler. Gelemediler diyelim bari. Şu şeye bakar mısınız? Prodüksiyona. Kim böyle prodüksiyonu var? Kimsenin. Neyse şimdi yolda görüşürüz. Şimdi ben çıktım, maske aldım da hayatımda bu kadar özürlü bir maske görmedim. Ağzımda silikon var şu an. Maskeyi iple dikmek yerine iplerini maskeye silikonla yapıştırmışlar ve hep ağzım o yüzden maske silikon oldu. Kulağıma bakın. Ben şu an meydandayım, Şevval'i bekliyorum. İyice alıştım abi bu işe. Millet bana bakıyor ama umurumda bile değiniyor. Al Şevval Hanım süslendiği için bir de sabahın körüne kaldırdım ki onu hazırlansın. Yok ama güzellik uykusuna yatacak hanımefendi. Görüyor musunuz? Bakın bu kamera, kameranın içine bile kıyafet soktum yani düşünün. O kadar severek yapıyorum işimi. Yani Netflix hani bana ulaşmazsa çok şey kaybeder. Süslü kokona geldi arkadaşlar. Selam. 10 saattir bu salağı bekliyorum ama geldi sonunda. Bu şimdiden hazırlanmış işte. Kankilerim nasılsınız? Biz dolmuşa bindik. Bu makyaj yapıyor şu an. Kendime bakmayacaktım, pardon. Tabii abi. Zeynep fıstık geldi arkadaşlar. Zeynep fıstık değil mi bu? Oh my god. Şu an tripodla çekiyorum. Tripod tak. Bak böyle daha iyi değil mi? Uzak olunca daha iyi aynen. Değil mi Suha? Evet değil mi Şevval? Şimdi Murat'la Dilek'in yanına gidiyoruz. Oh! Oh! Windik biz! Oh! Imaginator! Evet, ev sahibimiz. Evet arkadaşlar, kombinim kaç para yapıyoruz? Pantolon beni be! Vallahi alt, dur şunu koptardım. Kombinin üstündeki ne kadar aldın? Ne parasını söyleme. Yani. Hediye. Senin altındaki o pantolon H&M. Şevval Ustaoğlu marka. Bir dakika. Altındaki pantolon. altındaki pantolon Goton. Goton. 100 lira. Okula da okula. Bu yaptığım pazarcan 5 lira. Teşekkürler. Niye makyaj? Astrolistimiz geldi arkadaşlar. Ay yakınlaşmıyordu pardon. 10 saattir şunu bekliyoruz. Dilek yine çok havalı. Sıla da çok havalı. Beni anlatmaya gerek yok. Kesin gidip şey yapmışsındır orada 3 çeşit üzüm. Üst kısımlar bir tık daha kirli. Geri zekalı. Savaş çıktı. Suya atarım he. Sıla canım benim masum. Dilek zaten en masum. Oo! Ayağıma diken girdi ya. Herkese hello. Yalnız girdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Setimize geldik şu an. İlk setimiz bugün, çok heyecanlıyız. Şevval set makyajını yaptı. Murat üstünü giymeye gidiyor set için. Ayağıma bu arada cidden diken girdi onun için. Allah'tan aşağı düşürüm. İçerim. Yakınlar. Yakınlar. Yakınlar.
Şimdi artık. Fotoğraf çekimi efsane oldu. Hayatınızda böyle bir fotoğraf çekimi görmediniz. Efsane. Hani tüm markalar bizimle işbirliğine geçecek. Emin olun bundan. Evet neler? Kameramanımız Dilek Yıldız. İletişime geçmek isteyenler Instagram adresini bıraktım buraya. Ne düşünüyorsun? Kaçıyor. Model birimiz Şevval Ustaoğlu. Model ikimiz Batuhan Uras. Model üçümüz Murat Keskin. Bunların modeli. Model üçümüz. Hava aşırı sıcak ve ben sırf işimi o kadar iyi yapan bir insanım ki ben şu an altımda iki tane kot pantolon var ve kot pantolon büyük olduğu için arkadan bağladım ve arkası iğrenç durduğu için belime bir de hırka bağladım. İşimi ne kadar severek yaptığımı anlatmama gerek yok, görüyorsunuz. Çok efsane fotoğraflar çekildim. Instagram çalkalanacak. Sadece bunu demek istiyorum. Fotoğraflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilek fotoğrafları Yıldız. Ben çektiğim için her zaman güzel olur. Biraz teknik aksaklıklar yaşadık. Düzelttik, no problem. Öyle, şimdi başka bir mekana geçiş yapıyoruz. Yandım. Babuşlar biz kaybolduk. Çıkmaz yola girdik. Kaybolduğumuz yere bakın. İyi ki var ya Batuhan, bize bu galı galı şeyler giydirmedi. Planımda kışlık giyinmek vardı böyle. Oo. Salak, bu havada bizi kokutacak ya. Kokutmaya bırak, pestilimiz çıkardı herhalde. Ben Şevval. Kendime bakayım ya. Şuradaki suların altına mı girsek? Ne suyu? Bence buraya atlayalım direkt. Ha, atla. Kankiler. Çok sıcak. Kafama güneş geçti. Tansiyonum düştü. Fenalık geçireceğim. Neyse biz kaybolduğumuz için yolu bulunca devam edeceğim. Ben tipimden ümidi kestim zaten şu andan itibaren. Bu tip ne fotoğraf çekilir. Kafandayız. Kimse yok. O yüzden rahatsız arkadaşlar. Evet. Bandanam bile görüyorsunuz. Canet Mahallesi'ndeki pembe gibi taktım. ne diyeyim ki? Görüyorsunuz ne zorluklarla çalışıyoruz. Evet. Netflix yani bizi görmezsen. Samsun bizi zorluyorsun. Yani neyse sen anladın. Yol bulduk ama yol uçsuz. Çık lan buradan. Çık lan. Yol uçsuz bucaksız bir yol. Geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada nar var. Şevval görmesin. Şevval, nar var, koş! Arkadaşlar yolu bulduk, şimdi güme geldik. Aaa! Maskeni tak, giremez şimdi. Nasıl yok? Giremez. Hiç yapmıyoruz ha. Evet arkadaşlar, aradım, kefirimi buldum. Kefir aldık, beni göster. Ek ve sandviç aldık. Çok yabancı usulü bir doyurma aşaması olacak. Evet, teşekkürler. Şimdi güzel bir çikolata. Yok. Ben içecek istiyorum. Kinder bitmiş. Kinder alacaktım, bitmiş. Tam koysam olur. Niye koyuyoruz bacım? Ne aldın? Bacım koy. Bak kanka sandviç gelmiş. Bakayım. Asıl bu niye alıyor? Yapıyor. Kanka evde tek yaşıyorum ben. Ben çok açım. Az bir şey diyeceğim. Ben çok açım, makarna yapabilir miyiz? La yemek yiyeceğiz diye yapamayız. O ben doyurmaz. Yok. Doyma kardeşim. 5 dakikada yapılıyor makarna. Abi 5 tane daha var. Yiyeceğim. Hayır o çok kilo ediyor. Makarnayla aynı bir kalbim sahip. Bir tane ben asla yemem onu. Ne olur diye. Sen bunu, patates kızartması da yemiyor mu ben? Ya, patates kızartmasını yemiyor. Nerede yediğimi gör. Evet şimdi Dileğin Beyin'e giriş yapıyoruz. Kimse de demiyor ki Dileğin Beyin'e giriş yapacağız. Niye kendi kafana koyuyorsun?
Neyse tam şimdi Dilek'in beynine giriyoruz. Bir dakika, bir ikinci şok geliyor, okey. Kameralar var. Bir şey getirin. Ne şok? Kamera. Hamburger yerken yiyorsun. Size veriyordum, yalan tamam, konuşma. Tamam, haklısınız, özür dilerim. Ay, as, telefon düşürdü. Evet arkadaşlar. Bir daha evet arkadaşlar de. Senin kafanı koparacağım Batuhan. Ne olacak böyle? Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ben her editimi izlerken sinir krizi geçirmek zorunda mıyım ya? Maskeyle bir değişik çıktı. Siz daha neler aldık bacım? Kefir aldık, sandviç. Sandviç ve ekler aldık. Bir de su aldık. Bu kadar. Alışverişimiz bu kadar. Biz dilekleri bıraktık orada çünkü biz eve gidiyoruz. Çok yorulduk. Neyse birazdan kamerayı açacağım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi mukbang yapacağız. Evet, ben buna başlıyorum. Kaşar ve salam. Biraz daha bu ne, bir şeyden bahsedelim. Evet, Sıla reklam tanıtımı yapıyor. İlkin abla. Bir şey diyeyim, sandviç efsane. Bir şey diyeyim mi? Efsane. Tamam ben. Ya. Bunu mutlaka alın. Harbi efsane ve çok ucuz. 3 lira falan. Mükemmel bir. Versene benim sandviçimi. Yedim mal onları, ben sizi bekliyorum. Kız nereye oturacak? Ne var? Herkesin Instagram'ını istiyor. Kim? Kızlar. Çıldırsın ben. Söyleme kanka. Tamam ama bak. O herhalde. Fotoğrafçım falan mı benim? Benim salamlı. Salam. Bir de çok konuşuyorum, can, çok can, konuşuyorum, cidden çok konuşuyorum. Bir şey var, ne güzel çıkıyor kız. Ama gözüm yeşil oldu. Bakayım. Gel kameradan bak. Kanka mıydı? Sen konuşuyorsun ama seni atlayacaklar. Ne biliyor? Yani çünkü boş konuşuyorsun. Eğer atlamıyorsanız para işareti bırakın aşağıya. Ay. Öyle işte. Deniz gözü. Deniz yok. Bakın üzüm var yukarıda. Üzüm bağlarının altında oturuyoruz. Oo. Kır. Öyle. Kapat şunu ya. Yok ya, tükürdü hep bu da. Kardeşim ver şunu, ver bana. Burada kim osurdu lan? Vallahi ben osurmadım. Babuş. Kesin şevval. Kesin şey var bak. Aa, buraya yazdım. Bir kesin. Siz şaka bir yana kimse osurmadı ha. Sakın öyle düşüncelere girmeyin. Ben böyle telefonu şey yaparken bir şey gıcırdadı orada, ne gıcırdadı anlamadım. Vallahi billahi osurmadık. Şimdi herkes paylaşacak Batuhan osurdu osurdu. Yapmam. Kameraların karşısında hele hiç yapmam. Cowboy. Yakışıklı çıkıyor mu? Evet, bu da güzel. Plan değişikliği, Sıla'yı yolcu ediyoruz. Murat'ın arabasına geldik. Bak benim başlığım acıyor, acıyor. Murat'ın arabasına geldik. Murat'cığım hani anahtarı. Bu ne oğlum? Salın. Sen ne salak bir şeysin ya. Şevval ya. Arabasını açtı ve arabası açıldı. Arkadaşlar arabaları karıştırdım. Güneş şu an çok güzel vurduğu için tabii ki de ne yaptım videoyu açmam. Şu an bakamıyorum. Biri geliyor. Biri geliyor. Bu da kim? Hadi tahmin edin. 3 2 1 Kameraman. Wow. Arkadaşlar Şevval'le video çekiyoruz. Şu an kafama vurdu. Ben de refleks olarak bir geçirdim video. Bir geçirdim video. Bir geçirdim video. Bir geçirdim. Videosu var. Bekle, video gelecek şimdi. Evet, video geldi, izlemişsiniz. Öyle bir vurdum ki gözlüğün şuraları içine girdi, buraları hep kanadı. Ben o bandanamı burnuna şey yapmak zorunda kaldım. Şimdi kan lekeleri çıkarıyor. Bandanayı bana hediye etmişti Sıla kankicim, özür dilerim buradan ısıyorsan. Kendime bakmayacaktım değil mi? Kapat. Anır çek değil mi? Anır çek. Videonun burasına kadar gelenleri saçım tekrardan burada bağımsızlığını ilan etmiş. Ne? Durdu. Telefon bir anda düştü, o arada Yılan Dicle aradı. Tanıyanlarınız vardır. Bu arada Yılan Dicle'ye buradan selamlar. Çünkü dedi ki Dicle bana selam söyle dedi. Umarım bu video hikayende görürüm. Görmezsem sıkıntı büyük. Her neyse. Videonun başında bu fotoğraf çekmenin tam olarak ne olduğunu anlatmamışım. Ben anlatıyorum. Uzun zamandır bir senaryo yazıyorum. Ve onun için böyle fotoğraf çekimi falan yaptık. Ve bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Yani sürekli böyle bir fotoğraf çekimi vlogu falan olacak. Pek çok kısa bir vlog oldu. Aslında uzun olmasını bekliyordum ama olmadı. Çünkü videolar falan kayboldu. Bir şeyler oldu. Edit programım silindi. Videolarım silindi. Onları geri getirmeye çalıştım. Anlayacağınız başıma bir sürü talihsiz olay geldi. Ama hallettim. Sıkıntı yok. Olduğu kadar, olmadığı keder.
Ne yani? Bu arada videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Videonun üstünden 2 gün geçti ya. Yok, 1 gün geçti. Bugün pazartesi akşamı. Dedim kapanışı şimdi yapayım. Fotoğrafları görmek istiyorsanız Instagram adresimde bugün saat 20.00'da paylaşacağım. Ne zaman izlediğinizi bilmiyorum. Belki kimisi izlerken paylaşmışımdır çok da. Yani fotoğraflara ulaşmak için Instagram adresimi şuraya ya da buraya ver. Neyse buraya bir yere yazdım. Öyle yani. Fotoğrafları bu arada çok beğendim. Her neyse videonun kapanışını yapayım artık. Çok uzattım. Boş konuşmayayım yine. Videoyu beğendiyseniz şunu yapın bunu yapın dememe gerek yok. Ben size güveniyorum zaten. Sadece video fikirlerinizi yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Video hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız da çok sevinirim. Bu arada evde bir ciddilik geliyor bana. Onu da fark etmedim değilim. Dışarı iyiyim. Evde böyle sakin, masum bir çocuğa bürünüyorum. Dediğim gibi düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Böyle bir masum çocuk oldum. Tamam, okey. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.